Yatırım Finansman. Doktor Nuri Sevgen'e dönelim. Hoş geldin abi. Günaydın. Donlu galiba. Şu an duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz, duyuyoruz. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Borsayla başlayalım istersen. Borsa İstanbul'da. Yurt dışı dün Amerika gene rekorla kapandı dediğin gibi. Asya biraz aşağıda. Ama vadeliler çok hafif eksideydi girişte ben konuştum, baktığımda. Sen nasıl görüyorsun? Bugün nasıl bir kapanış olur? %1'lik hareket. Borsanın yükselişi sürüyor. Söz sende. Tamam, madem borsadan başlıyoruz, önce grafikle başlayalım. Ondan sonra zaten diğer konuları değerlendirelim. Ben hemen grafiği ekrana veriyorum. Geldi sanıyorum. Geldi. Gördüğünüz gibi son birkaç gündür sert yukarı hareketimiz devam ediyor. Ve bu hareket şuradaki işlem hacminde yüksek şekilde devam ettiğini gösteriyor. O da iyi bir, sağlıklı bir hareket olduğunu gösteriyor. Ama şurada kalın çizgi olarak gösterdim. Ve dün de özellikle yayında söyledim, 9700-750 bölgesi hem Fibonacci hem de teknik olarak önemli direnç bölgesi. Daha önce de buralarda hatırlarsın tutunmaya çalışıyordu. Şu büyük gap 8 Ağustos başında yaşadığımız o Japonya ile ilgili krizden sonraki hareketi hatırlarsın. Böyle bir dikdörtgen vardı burada. Dikdörtgenin alt tarafı 9750 civarıydı. Uzun süre onun altına indi, üzerinde kaldı, 9750'nin üzerinde kalacak mı kalmayacak mı diye hatırlarsın yayınlarda çok konuştuk. Şimdi o dirence geldik. O dirence geldiğimiz için de bu direnci geçmek öyle bir kere de olması kolay değil. Yani buranın üzerine zaten bir kere de çıkarsa zaten gapli çıkar, yani boşlukta çıkar. Uzun sürede altına gelmez deriz. O yüzden büyük ihtimalle ki dün değdi, bugün de orayı bir daha deneme ihtimali var. Ama sonrasında bir geri çekilme olasılığı kuvvetli. Nereye kadar geri çekilir? Şurada gördüğünüz o 100 günlük ortalama bana sorarsanız gelebilecek en makul seviye 9500 civarları. Oraya gelir demiyorum. Hani gelebilecek oralardır. Ama daha altında şu bölge, yani 9350-400 bölgesinin altına gelmediği sürece bence sıkıntı yok. Ama oraya kadar düşeceğini sanmıyorum. Böyle bir hareketin arkasından güç toplamak için en fazla 9500-550 bölgesine kadar gelmesi lazım ki normal şartlar onu da yapmayabilir. Ama şuradan geçilmesi öyle bugün kolay olmayacak. O yüzden 9750 seviyesine dikkat edilmesi lazım. Oraya yaklaştığı yerde bir miktar kar satışı olacaktır endeks senetlerinde. Yani endeksi bu kadar hızlı taşıyan başta bankacılık senetleri olmak üzere. Diğer senetlerde hareket etmemiş beklentisi olan senetlerde geçişler olması lazım. Burada 1-2 gün dinlenmesi, belki geri çekilmesi, sonrasında kırması için bu şart gibi görünüyor. O yüzden bu geçişleri gözlemleyeceğiz diye düşünüyorum bugün. Bir de vade sonu yaklaşıyor biliyorsun. Cuma günü dün de söylemiştim. Vadeli işlemler kontratlarının, Kasım vadeli kontratların son işlem günü. Onun etkisi var. Onları gözlemliyoruz ve bugünden itibaren daha da yoğun gözlemleyeceğiz. Bir de diğer etki, Aralık başından itibaren vadeli işlem ve opsiyon piyasasında fiyat adımları, future kontratları da değişiyor. Bu da özellikle arbitraj ve sepet dediğimiz basket emirlerinde önemli fiyat ayarlama ve algoritma süreçlerini değiştiriyor. Bundan kaynaklı olarak da özellikle haftanın sonunda bunların etkilerini gözlemleyebiliriz. Dediğim gibi bunu Perşembe günü ya da Cuma günü daha net konuşuruz. Aralık başında olacak bu uygulama çünkü. Ama şu aşamada benim gördüğüm 9750 seviyesi çok kritik bir seviye. Buralarda bir miktar kar satışı yapılması, nakitin cebe konulması mantıklı. Eğer bu yükselişten faydalanılmışsa nakitin cebe konulup henüz daha yükselmemiş, daha yükselme emareleri endeks içerisinde etkili olacak senetlere geçişlerin daha makul olacağını düşünüyorum bugün. Bir altın tarafını sormak istiyorum. Ons tarafı. Ya çok hareketli bir günü dün kapattı. %3'e varan düşüşleri takip ettik. Sanki iki gerekçe gibi bir işte ateşkes. Bugün İsrail kabinesi Hizbullah'la ateşkesi oylayacak diye bir haber var. Onu takip edeceğiz. Diğer taraftan daha genel belki orta ve uzun vadeli Bessent, Amerikan yeni hazine bakanı olacak kişinin daha ılımlı mesajlar vermesi, daha korkulan bir tablo yok. Trump da hani %60 diye çıktı kampanyaya ama şimdi ek bir %10 daha diyor Çin'e. %60'ı telaffuz etmiyor. Kanada ve Meksika darbe yiyecek ama orada %25'e kadar tüm malları çıkaracağını iddia ediyor. Tabii 20 Ocak'ta henüz göreve gelmedi ama bunları şimdiden söylüyor. Ve o altındaki düşüş abi nasıl görüyorsun? Teknik olarak da bilmiyorum takip ediyor musun yoksa bu genel makro bakış açısıyla da bir değerlendirme rica edelim senden. Yani madem öyle hadi altının onsunu da grafiğine yansıtayım ben isterseniz. Vallahi süper olur. Becerebilirsem bir deneyeyim bakalım şimdi eğer yapabilirsem. Evet yansıtabiliyorum. Şu anda ekrana geldi sanıyorum altının ons grafiği. Geldi. Şimdi burada da gördüğünüz gibi
200 günlük ortalama şu kalın olan mavi çizgi. Yani bunu hep önemserim biliyorsun. Bu 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunma çabası vardı ve son geri çekilmede orada tutundu. Yani buradan aşağı geldiği zaman Trump'la birlikte aşağı doğru geri çekildi ama onun üzerinde tutunmayı başardı. Sonra bir tepki verdi ama geçen gün yani dünkü hareket çok sertti. Bunun arkasında yatan sebeplere biraz da Ukrayna Savaşı üzerinden bakmak lazım. Ama genel itibariyle benim gördüğüm bu düzeltmeden sonra burada yatayda bir hareketle gene yukarı doğru devam eğilimi olacaktır. Özellikle 20 Ocak'tan sonra bunun daha önemli hareketli olacağını tahmin ediyorum ben. Şimdi burada söylemeye çalıştığım şey şu. Gözden kaçıyor. CIA'nin de özellikle ben beklerdim ne oluyor ne bitiyor diye ama Rutte Türkiye'ye geldi. NATO sekreteri. Gelsin ne olacak diyeceksiniz ama Trump'la görüştükten sonra Türkiye'ye geldi. Yani biliyorsunuz Florida'daki Trump'ın evinde görüştü. NATO Genel Sekreteri hemen arkasından Türkiye'yi ziyaret etti. Türkiye ziyaretinden önce Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le telefonda görüştü. Dün ziyaret yapıldı. TUSAŞ'a ziyaretler falan izlemişsinizdir zaten. Bölgede bir şeyler oluyor. Bunun arkasında yatan şey bana sorarsan bu Amerika'nın ve İngiltere'nin 300 kilometre menzilli uzun menzilli balistik füzelerinin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullanılması onay vermesi ben yani Trump'ın istemediği bir şey. Rutte de bunu istemiyordu. Yani Hollanda Başbakanı iken de bununla ilgili mesajları ben görmüştüm. Bu noktada sanıyorum ki Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek üzerine önemli hamleler yapılıyor ve Biden'ın giderek böyle bir yaptığı hamleye karşı bir hareketlilik var. Türkiye'den de muhtemelen işte ortada olan bir NATO ülkesi olarak yani diğer NATO ülkeleri gibi Rusya'ya karşı değil, Rusya ile işbirliği ve bir şekilde arabulucu olarak çalışan bir ülke olarak Türkiye ziyareti bence önemli. Bence önümüzdeki dönemde orada Rusya-Ukrayna savaşında bir yumuşama görebiliriz. 20 Ocağı kadar tabii Amerika tarafında hala Biden yönetimi saçma sapan bir şey yapmazsa ya o yüzden 20 Ocağı kadar çok şey değişebilir. Biraz tedirginlik var. O yüzden altın hareketleri çok volatil olabilir o dönemde. Buna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Hemen dibimizde olan Rusya-Ukrayna savaşı çok önemli. Bir de Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili şunu da fark ediyorum. Bilmiyorum sen uluslararası siyasette benden daha donanımlısın. Ben sadece gördüğüm piyasa açısından söylüyorum. Ne zaman Rusya-Ukrayna savaşı büyüse İsrail'in bölgedeki savaşlarıyla dikkat öbür tarafa çekilmeye çalışılıyor. Son dönemler, son günlerde Lübnan'la ilgili biliyorsun yeniden saldırılar falan yeniden başladı. O iki bölgedeki denge dikkat takip edilmeli diyorum Türk yatırımcılar açısından. Çünkü tam biz ortasında kalıyoruz aslında. O yüzden altın fiyatları bu noktada önemli. Uluslararası siyaset açısından da Trump'ın özellikle Rusya-Ukrayna savaşını bitirirse ya da o noktada hamleleri etkili olursa Türkiye'de bunlar önemli kazanımlar sağlayacak. Bu da önemli. Çin vergisi dedin. Çin'e ek vergi getirilmesi Türkiye ekonomisinden gene fayda sağlayacak bir durum. Çünkü bu tedarik zinciri açısından Avrupa ile ilişkilerinde Türkiye'nin ön plana çıkması sağlayabilir. Ya bu noktada Trump'ı niye Türkiye destekliyor? Bundan dolayı destekliyor. Görüntüsü var. Ama dediğim gibi 20 Ocağı hala önemli bir zaman var. O zamana kadar umarım Amerika iç siyaseti saçma sapan bir şey yapıp da olaya farklı bir yaşay. Bu en son balistik füzelerde olduğu gibi saçma bir harekete neden olmaz diye bir endişem de var. Onu da söylemek lazım. Yani dün biz işte İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes haberleriyle bile bizim havacılık sektöründe hemen bir hareketlenme gördük. Dün galiba 50 puan falan Türk Hava Yolları'nın endekse katkısı oldu. Ciddi bir olumlu. Üstümüzdeki dediğim gibi yani biz tam ortadayız. Altımız efendim alev topu. Üstümüz keza öyle. Türkiye tam ortada. Hani özellikle Ukrayna Rusya Savaşı'nın bitmesi Türkiye için her anlamda çok olumlu olur. Kesinlikle ona katılıyorum. Ama tabii Trump yönetimiyle bizim dış politika anlayışımız nasıl örtüşecek o konuda hala soru işaretleri var. Neden? Bugün sevgili Zeynep Gürcan'a bilmiyorum var mı arkadaşlar Hamas meselesi ve İsrail'e ilk temas iddiası diye gazetede yazmış. Şu bölümü çok ilginç. Vahap abi diyor ki belli ki Trump'ın ekibi daha göreve bile başlamadan Ankara'ya mesaj vermeye kararlı. 20 Ocak'ta Trump'ın resmen başkanlık koltuğuna oturması onuruna düzenlenecek törene Ankara'nın resmen terörist olarak nitelendirdiği PYD-YPG'nin üst düzey isimlerinde davet edildiği Amerikan basınına sızdırıldı. Eğer Türkiye 20 Ocak'a kadar arka kapı diplomasisiyle Amerika'nın yeni yönetimini PYD-YPG'li isimleri davetten vazgeçiremezse daha ilk günden Trump yönetimiyle kötü bir başlangıç yaşama tehlikesiyle karşı Karşılaşabilir. karşıya diyor. Yani buralar
Daha çok belirsiz yani, Tabii çok çok. Çok maalesef. Amerika ile tamam, Trump güzel Türkiye için ama bak burada çok ciddi Türkiye'nin tepkisini çekecek meseleler de var diyelim. Ya Bugün muhakkak ama için diplomasi açısından çok önemli, çok oynak, çok volatil günler bizi bekliyor anlamında, evet. Ama Trump iyidir demedim ben de zaten. Yani Trump'ın sadece bu şeylerin mesajlarından dolayı ekonomi etkileri olacaktır ama geçmişte yazdığı mektuplar, attığı tweetler hepimizin malumu zaten. kesinlikle. Bir tek diyaloğa açık olması önemli. Yani öyle ya da böyle sonuçta Biden dönemi diyaloğa da neredeyse Ben ne tamamen zaman kapalı. Biden'la Erdoğan en son görüştü bilmiyorum Yok mesela. da zaten bu uluslararası toplantılarda ancak bir araya geldiler. Özel bir şey olmadı maalesef. Karşılaştılar en Evet, fazla. öyle oldu ya da oralarda kısa görüşmeler yaptılar. Ama şimdi mesela normalde Amerikan başkanları görev dönemlerinde mutlaka Türkiye'ye en az bir ziyaret yaparlar. Biden döneminde o olmadı. Ayrıca Beyaz Saray'da aynı şekilde Ağırladı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı mutlaka randevulaşır, ağırlar. Öyle bir şey olmadı Biden. Biden dönemi böyle bir kapalı bir dönem gibi Evet. tamamlanmış olacak. Peki. Nur abi çok teşekkür ederim aktardıkların için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyoruz. Doktor Nuri Sevgin'i uğurladık.